Merhaba arkadaşlar, ben yakınkampüs.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3ds Max dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 2 boyuttan 3 boyuta geçme modifierlerimize devam ediyoruz. Ve lathe modifierini göreceğiz. Bunun için şöyle hemen bir örnekle başlayalım. Bakın lathe modifier'ı yine bir dikdörtgen, basit bir örnekle başlıyorum. Hemen çizelim. Modify sekmesine gittim ve lathe dedim. Bu kez, lathe zaten torna demektir kelime anlamı olarak. Düşünürseniz yani torna makinedeki torna makinalarını düşünün, imalat makinalarını düşünün. Dönel bir obje, 360 derecede simetrik oluyor genellikle biliyorsunuz tornada üretilen objeler. Dolayısıyla bu objemizde lathe uyguluyorum üzerine. Gördüğünüz gibi dönel bir şekilde hacim alacak. Lathe'in içindeki eksise gelelim ve x ekseni de kaydıralım mesela bakın bu ekseni. Gördüğünüz gibi bu ekseni kaydırdığınızda şu sarı çizgi etrafında dikdörtgenimiz dönerek hacim oluyor. Sağladığı şey bize budur. Lathe'in altındaki eksise geldim ve bunu hareket ettiriyorum. Döndürebilirsiniz farklı formlar elde etmek için. Bakacağız bunlara zaten birazdan. Objeyi sildim. Daha komplike bir örnekle devam edelim. F'ye basıyorum arkadaşlar. Front görünüşe girmek için, geçmek için. Deminki mesela vazoyu düşünün. Çizdiğimiz vazoyu. Deminki dedim bir ders önceki. Hemen şöyle bir spline çiziyorum bakın. Yani kesitini çizdim vazomun. Vertex moduna geçiyorum. Zaten bunları artık biliyorsunuz. Bir de kısa yolu. Bu vertex'i, bu vertex'i ve bu vertex'i seçip bu 3 vertex'e fillet veriyorum. Biraz yumuşattım onların bakın geçişini. Şimdi hatta spline moduna geçip bu objeye bir outline da veriyorum. Yani bir kalınlık veriyorum. Bunları bildiğiniz için hızlıca geçtim. Tekrar vertex moduna geçtim. Bakın burayı da hatta filletleyelim. Daha da güzel bir forma getirmek için. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bir kesitimiz var. Bu kesite lathe verirseniz şu an hemen doğru bir dönme yapmıyor gördüğünüz gibi. Çünkü ekseni doğru yere koymuyor. Buradaki eksise girip bunu hareket ettirerek eksenin yerini doğru bulabiliriz. Fakat çok daha pratik yöntemler var. Hemen size onu göstermek istiyorum. Bakın alt taraftaki komutlara bakalım. Align'ın içinde min, center ve max diye 3 tane seçeneğimiz var. Eğer max'e tıklarsak bakın x ekseninde yani dönme ekseninde diyeyim daha doğrusu maksimum noktayı buluyor size. Dolayısıyla objenin maksimum noktası burası olduğu için tam olarak dönmeyi eksenin ucuna koyuyor ve istediğimiz formu elde edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Eğer minimum deseydim en sola alacaktı bu sefer en eksi değere diyeyim daha doğrusu daha doğru tabiriyle. Bakın yönlerin eksi ve artı olmasının şu sol alttaki x'in yönü var ya orası belirliyor aslında. Bu taraf artı yöndür, bu taraf eksi yöndür. Bazen çünkü çok fazla döndüğümüz için tam anlayamayabiliriz nerede olduğumuzu. Buradan şuraya dikkat ederseniz daha rahat göreceksiniz. Center de merkezi alacaktır. Biz maksimum diyelim, yine maksimum noktayı alalım. Bir de her zaman doğru olmayabilir dönme ekseniniz. Yani lathe'i attığınız anda doğru eksende döndürmeyebilir. Bu objeyi farklı eksenlerde de döndürebiliriz aslında. Y'de de, Z'de de döndürebiliriz. Dolayısıyla buradan direction'ı değiştirebilirim bakın. X'e basıyorum. X ekseninde şu an dönüyor. Y'ye basıyorum. Y ekseninde dönüyor ki doğrusu Y'ymiş gördüğünüz gibi. Z'ye basıyorum ve Z ekseninde dönüyor. Burada Y'nin doğru olduğunu anladıktan sonra max'a basarak tekrar objeyi oluşturuyorum. Yine bakın cap start, cap end butonlarımız var. Bu tabii şu an 360 derecede işimize yaramayacak. Degree'yi buradan değiştirebiliyoruz. Mesela 180'e alalım bakın bunu. Sadece 180 derece çeviriyor. Yani yarım bir obje oluşturmak istiyorsunuz. Şimdi bakın başlangıç cap'i ve end cap'i pardon bunlardır. Şuradaki yüzeylerdir. Eğer cap start'ı kaldırırsanız veya cap end'i gördüğünüz gibi buraları da açıp kapatabilirsiniz. Bu örnekte çok da işimize yaramıyor bu komutlar ama yaradığı yerler olabilir. Özellikler diyeyim daha doğrusu komutlar demeyeyim. Bir de weld core seçeneğini işaretlersek bakın şu alt kısma dikkat ederseniz aslında obje bir gariplik var. Bir yanlış bir şekilde kapanmış gibi görünüyor. Şurada üst üste yüzeyler var gibi görünüyor. Eğer weld core işaretlersek buraları birbirine kaynatarak üst üste olan vertexleri bu bozukluğu giderecektir. Flip normalsa normallerini yani objenin ön yüzeyini öyle söyleyeyim ters çevirmeye yarayacaktır. Değiştirmeye yarayacaktır. Bunu şöyle bir örnekte daha iyi görebiliriz aslında. Bakın herhangi bir line'la şöyle bir yay gibi bir obje çiziyorum. Çok önemli değil. Sadece görmek için yapacağım. Lathe dedim. X ekseninde döndürelim. Evet. Eksenini biraz şöyle Y ekseninde çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi
Bu arada Weld Core'u işaretlediğimiz için şurayı kaynatmaya çalıştı. O yüzden biraz böyle gitti geldi ama Weld Core işaretli olmasaydı hiç böyle bir problem yaşamayacaktık. Şu an bakın mesela böyle bir atıyorum stüdyo yapıyoruz. Arka tarafı komple beyaz renge boyamak istiyoruz. Bir render alacağız. Burada hangi tarafın ön yüz olduğu önemli. Yani şu an render aldığınızda iç yüzey siyah, karanlık çıkabilir. Dış yüzey beyaz çıkabilir veya hangi renkse o renk çıkabilir. Beyaz yapalım rengine. Çünkü stüdyo sonsuz beyaz stüdyolarda bunu kullanıyoruz, kullanacağız. Göstereceğim size zaten. Dediğim gibi eğer ön yüzeyi hangisi ise o yüz şu an beyaz çıkacaktır. Ama iç yüzey siyah çıkabilir. Siyah olmayabilir ama gölge almayabilir üzerine. Yani farklı hatalar bize ortaya çıkarabilir. Flip Normals dediğinizde hangi yüzeyin ön yüz olduğunu belirliyor. Bakın şu an iç yüzey ön yüz. Şu an dış yüzey ön yüz. Pardon ters söyledim. Şu an iç yüzey ön yüz. Şu an dış yüzey ön yüz. Gölge aldığından anlayabilirsiniz. Bakın üzerine bir gölge alıyor. Görüyor musunuz? Yani Flip Normals'da tarafını değiştirebiliyoruz kısaca. Buradaki objemizi silelim şimdilik. Şuna geri gelelim. Bakın burada bir segment istediğimizde tekrar 360 yapıyorum bu arada. Cap'leri gördük zaten. Bir daha bakmanıza gerek yok. Dikkat ederseniz bakın objem biraz kırık kırık görünüyor yüzeyi. Yani çok kaliteli bir mesh gibi görünmüyor. Şuralara bakarsanız daha net göreceksiniz. Çizgi çizgi, segman segman. Ama buradaki segment değerini arttırırsam bakın objenin yüzeyini daha pürüzsüz, smooth bir hale getirebiliyorum. Tabii bunu çok fazla abartırsanız renderınız daha yavaş olacaktır. Dolayısıyla olabildiğince optimum değerde tutmaya çalışacağım. Mesela 30'u deneyelim. Biraz daha arttırılabilir. Yakın alınacaksa bu obje 40 gayet iyi. Gerçi bakın yine şuralarda kırıklıklar var. Ne kadar yakın aldığınıza bağlı. Yani atıyorum şöyle bir render alıyorsak o zaman tabii biraz da arttırmak daha iyi olacaktır. Ama şöyle bir render alıyorsak eminim 30 bile yeterli olacaktır. Evet. Ya, objenin nerede durduğu kameraya göre çok önemli bu tip kararları verirken. Tekrar söylüyorum amaç optimize etmek. Yani olabildiğince az, olabildiğince kaliteli her zaman. Evet arkadaşlar lathe komutu da bu şekilde çalışıyor. Dönel her türlü objeyi işte vazo, kalem, bardak, araba jantı, lastik ki Max ile 3ds Max ile jant modelleme derslerimiz var. Onlara bakabilirsiniz. Orada lathe'i kullandığımı göreceksiniz zaten. Gibi birçok dönel objeyi lathe komutuyla yapabilirsiniz. Gayet yararlı bir komut. Zaten yine temel 3 boyutlu modelleme komutlarından biridir bu da. Teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için. Dersimizi yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak beğenin. YouTube'dan izliyorsanız kanalımıza abone olmak için subscribe butonuna veya abone ol butonuna basabilirsiniz. İnternet sitemizi ziyaret ederseniz burada da yeni derslerimizden haberdar olacaksınız ve blog yazılarımızı da bulabilirsiniz. Teşekkürler tekrar. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.